Bugün Avrupa Birliği son derece tarihi değişik, önemli bir toplantıya imza attı. Bugün Kiev'de toplandı Avrupa Birliği ve Ukrayna zirvesi Kiev'de 24. Ukrayna AB zirvesi için Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Konsey Başkanı Charles Michel, Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ve 15 komiser bugün Kiev'deydi. Önce siren sesleri duyuldu sabah toplantıdan önce. Uçak savar sirenleri tüm Kiev'e yayıldı. Ardından tüm ülkede uçak savar sirenleri çalındı. Fakat bu tehlikeye rağmen Avrupa Birliği Ukrayna'da, Kiev'de toplanıp Ukrayna'ya desteklerinin devam ettiği mesajını vermek istiyordu. Bugün bunu da başardı. Kiev'de bu önemli, değişik, farklı tarihi toplantıya imza attı Avrupa Birliği yönetimi. En önemli gündem maddesi Kiev'in Avrupa Birliği üyeliği talebiydi. Bu konuda Haziran 2022'de Avrupa Birliği ilk yeşil ışığı yaktı. Kiev'e aday ülke statüsü verdi Ukrayna'ya. Ardından müzakerelerin başlaması için ara çalışma dönemi var. İşte bu çalışma döneminin hızlı bir şekilde aşılmasını ve bir an evvel 2023 yılında Ukrayna ile müzakerelerin başlamasını istiyor Volodymyr Zelenski. Fakat Avrupa Birliği içerisinde bu konuda son derece farklı görüşler var. İkiye bölünmüş durumda Avrupa Birliği. Almanya, Fransa, Hollanda gibi ülkeler her şeyin kuralına göre ilerlemesini istiyor, hızlandırılmış ama aşamalar atlanmadan. Ama karşı tarafta da Polonya, Baltık ülkeleri, Slovakya gibi ülkeler Ukrayna'nın Rusya karşısında gücünü koruması, Ukrayna halkına moral vermesi için Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun kapılarını bu ülkeye açması, bir an evvel açması gerektiğini savunuyor. Fakat sonuçta Ukrayna'ya önce bir takım altyapı çalışmaları tamamlanmalı mesajı verildi. Zirveden sonra basın toplantısında bu konuda Zelenski bir gün bile kaybetmeyeceğiz. Her gün Ukrayna'nın Avrupa Birliği adaylığı için gereken tüm çalışmaları yürütmek için azami çaba harcayacağız dedi. Charles Michel de Konsey Başkanı da Ukrayna'ya bu yolculuğunda her aşamada yardım edeceklerini ve yanında olacaklarını ve Ukrayna'nın adaylık sürecini desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi. Bir başka konu savaş suçlarıydı. Rusya'nın Ukrayna'da işlediği suçların incelenmesi, izlenmesi, delil toplanması için Avrupa Birliği ve Ukrayna ortak komitesi kurulması, bir soruşturma komitesi oluşturulması kararlı araştırıldı. Bu komite Lahey'de Adalet Divanı'nda günü geldiğinde davaların açılabilmesi için dosya oluşturacak ve delil toplayacak. Bunun ötesinde Bakmut konusu gündeme geldi. Rus güçlerinin ilerlediği Bakmut'ta Ukrayna güçlerinin direnebilmesi için Zelenski yeniden bana bir an evvel uzun menzilli silah gönderin mesajını verdi. Ukrayna'nın bu uzun menzilli silahlara hızlı bir şekilde ihtiyacı olduğunu da söyledi. Bakmut bizim kalemiz dedi. Bakmut'u vermeyeceğiz, sonuna kadar direneceğiz ve eğer bu silahlar bize ulaşırsa sadece Bakmut'u değil, işgal altındaki Donbas bölgesini de özgürleştireceğiz cümlesini kullandı özetle. Avrupa Birliği bugün Ukrayna'nın yanında olduğu mesajını güçlü bir şekilde verdi. Zelenski de paylaşmak istediği, dünyaya vermek istediği mesajları gönderdi.